Ve şu anda Way kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu sefer Antalya'nın plajlarıyla ünlü kısmı olan Çıralı, Olimpos ve Adrasan bölgesine geldik. Bu videoda bu muhteşem iki plajın yanı sıra Adrasan'ın civarında bulunan harika koyları, tertemiz plajları, rengarenk suyu olan denizi, ormanı, tabiatı, antik kenti bulabileceksiniz. Drone görüntüleri de olacak. Zaten ben bu ve bundan önceki tüm gezilerimi, bundan sonrakileri de Reşondu ve Instagram kanalımda da hep anlatıyorum. Orada da Instagram sayfamda öne çıkan hikayeler olarak da ekliyorum. Onları da bir önceki gezilerimde görebilirsiniz. Şimdi de Çıralı sahiline geldik. Burayı şöyle biraz anlatmam gerekirse, karetta karettaların üretme yerlerinden bir tanesi burası da. Çok en, yani hatta en ünlülerinden bir tanesi diyebilirim. Çıralı ve Olimpos aslında ikisi birlikte değerlendirilebilir. Tabii çok uzaklar birbirine, yani karayolundan dolayı. Yoksa aslında şu dağın diğer tarafı Olimpos, bu tarafı Çıralı. Bayağı uzun bir kumsal görüyorsunuz bakın arkamda. Ama buraya ulaşım işte ana yoldan sonra bir 7-8 kilometre tamamen virajlı bir yoldan iniyorsunuz. Biraz zor bir yolu var. Tabii değiyor mu? Değiyor. İşletmeler de var, oteller, pansiyonlar, restoranlar hepsi şu arkamda gördüğünüz iç kısımdalar. Ama bu kısımda tamamen işte alıp kendi şemsiyenizi, kendi şezlongunuzu ya da sandalyenizi alıp da gelip denize girebileceğiniz kısım. Tabii arka tarafta kiralayan yerler de var ama çok önemli bir şey bakın. Ücretli işletmeleri arkaya tarafa atmışlar, yani kiralayabileceğiniz yerleri. Halk tamamen istediği yere kendi eşyalarını koyup denize girebiliyor. Burayla başladık. Bir sonraki videoda Olimpos'ta görüşeceğiz. Olimpos'un antik kentine geldik arkadaşlar. Zaten buraya gelme sebebimiz malum. Olimpos'u bilmeyenler için şöyle anlatalım. Burada denize girmek için tek çareniz bu antik kentin içinden geçmek. Yaklaşık 5-10 dakika ana kapıdan sonra sahile kadar yürüyorsunuz. Sahilde herhangi bir işletme, şezlong, duş, tuvalet hiçbir şey yok. Ona göre hazırlıklı gelin. Tamamen korunmuş bir alan ve muhteşem bir plajı var. Sahili var, öyle söyleyeyim. Ben de merak ediyorum. Gör yani yıllar sonra tekrar geldiğim için son halini görmemiştim. Şimdi gördüğünüz gibi antik kentten artık yolumuza başladık. Yol boyunca size buranın tarihini anlatacağım. Şimdi antik yolda yürürken biraz anlatalım arkadaşlar. Burası, yani Olimpos adını Tahtalı Dağı'ndan alıyor aslında, eski ismi. Burası Likya medeniyetinde 3 oy hakkına sahip 6 şehirden bir tanesi. Milattan önce 178. yıl olarak ilk kayıtlarda rastlanıyor. Şu anda bakın giriş kompleksinin içindeyiz. Buradan da sağlı sollu bu medeniyete ait bütün antik eserleri görebiliyorsunuz. Hatta biraz daha geniş açalıyorum. Evet, daha iyi görmeniz açısından. Mesela şu karşıda gördüğünüz nekropol, piskoposluk sarayı, tapınak, köprü, Likya mezarlığı, mozaikli yapı, Üçünoğlu kilise, liman anıtsal mezarları falan filan derken birçok şey burada sizin karşınıza çıkıyor. Yol boyunca size eşlik ediyor. Bunun dışında birkaç bilgi daha vereyim. Burası hem Helenistik dönem, hem Roma, hem de Bizans dönemine ait eserleri barındırıyor. Normalde giriş ücreti 30 TL. Müze kartı da ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden bir tanesi. Ama tahmin edebilirsiniz neden olduğunu. Çünkü buraya girmeden denize ulaşamıyorsunuz. Ve herkes müze kartını aldıktan sonra her gün buraya giriş çıkış yapıyor. İşte durum şimdilik böyle. Biraz daha detaylı bilgileri de sahile ulaştıkça vermeye devam edeceğim. Mesela bunlar da lahitlerin olduğu kısımlar arkadaşlar, anıtsal mezarlar. Liman kenti ne oluyor? Yani denizden içeri doğru ulaşan bu Olimpos çayı boyunca eskiden taşımacılık da yapılıyormuş. Şu an şu gördüğünüz noktadan sonrası maalesef kurumuş ama işte denizden ticari gemiler ya da savaş gemileri, artık neyse o dönem gemiler, bu yolu kullanarak antik kentin iç kısımlarına kadar ilerleyebiliyorlarmış. O yüzden Olimpos zamanın en önemli liman kentlerinden de biriymiş. Antik kentteki yolculuğumuzdan sonra ana bölge olan Olimpos sahiline geldik arkadaşlar. Burası Antalya'daki en ünlü, hatta dünyadaki en ünlü sahillerden bir tanesi. Sebebi de belki de bu kadar antik kentin bir sahile iç içe olduğu başka bir yerin çok nadir olması. Şu anda görüyorsunuz arkamdaki kumsalda hiçbir tesis yok arkadaşlar. Bakın şöyle bir döneyim. Hiçbir tesis yok burada. Tamamen her ihtiyacınızı kendiniz yanınıza getirmeniz gerekiyor. Arada birileri dolaşıyor herhalde şemsiye falan kiralamak isimler ama herhalde onlar da artık burada bir sektör yapmaya çalışıyorlar yanlarında birkaç tane getirerek.
Onun dışında hiçbir şey yok zaten. Dileyenler, tekneyle gelenler de buradan yine artık kentin kapısından, bakın arkadaki kapıdan giriş yapabiliyorlar ama genellikle zaten Olympos'un içinden buraya geliniyor. Taşlık bir kumu var. Biraz rahatsız edici. O yüzden plajcı ayakkabılarıyla denize girmeniz, su ayakkabılarıyla denize girmeniz daha iyi olacaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Şimdi buradan sonra da en yukarıdaki, Türkiye'deki belki en ünlü teleferiklerden bir tanesi olan Tahtalı, yani Olympos teleferiğe doğru çıkacağız. Orada da artık kapanışı yapacak. Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktık arkadaşlar. Size bahsetmiştim teleferik yolculuğuyla buraya kadar ulaştık. Şu an 2365 metredeyiz. Aşağıya göre hava gerçekten çok soğuk. Hatta biz kontrol ettiğimizde 8 derece diyordu. Ki aşağısı neredeyse 40 dereceye yakındı. Şu an inanılmaz bir manzara var. Zaten görüntülerde görüyorsunuz. Neredeyse Alanya'dan Fenike'ye kadar ki bütün bu kıyıları görebiliyorsunuz. Sadece Suluada biraz dağların arkasında kaldığı için görünmüyor. Onun dışında şu Gelidonya Feneri'nin önündeki 3 tane adadan tutun da işte Cennet Koyu, Çıralı, Adrasan hepsi buradan görüyor. Buraya hakimsiniz. Burası arkamda gördüğünüz işte tesis var, yukarı restoran var, kafe var. Şöyle de bir çılgın bir eğlence var ama 250 TL'ymiş ücreti. Şu an 2021 itibariyle söylüyorum, bir hayli fazla. Ama uçuruma doğru şöyle bir salınacak deneyim yaşıyorsunuz. Hatta şu an Allah'ım çocuk ya yapacak. Neyse biraz cesaret işi isteyen yapabilir. Onun dışında yine yukarıda bir teras daha var. Birazdan da şimdi oraya çıkacağız. Oradan da çekim yapacağız. Yaklaşık 10 dakika sürüyor teleferik yolculuğu. Git gel olarak 120 TL ödüyorsunuz. Bakın şu an 2021 fiyatıyla ama yabancılara tabii fiyat farklı. Yerlere daha ucuz. 120 TL sürüyor git gel. Yine 80 TL tek yön ücreti ama servisle buraya çıkmanız da gerekecektir. Ama totalde baktığınız zaman saçma oluyor. O yüzden bu şekilde git gel 120 TL daha mantıklı olacaktır. Şimdilik bu kadar. Birazdan manzaranın keyfini çıkaracağız. Burada yamaç paraşütü yapılıyor arkadaşlar. Burası onun alanı gördüğünüz gibi. Şu anda aşırı rüzgardan dolayı yapılmıyor ama günün belli saatlerinde yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Günaydınlar arkadaşlar. Şimdi Olympos'u anlattık. Burada gezecek yerleri gösterdik. Adrasan'ı, Çıralı'yı da gösterdik ama hiç konaklamadan bahsetmedik. Olympos biliyorsunuz ki birçok şehrimize ya da birçok tatil beldesine nazaran daha farklı bir konaklama konseptine sahip. Burada öyle çok büyük oteller, lüks bir otel zinciri falan bulamazsınız. Burada tamamen doğayla iç içe, bungalov tarzı evlerde kalıyorsunuz. Biz de bunun için Olympos Çamlığa geldik arkadaşlar. Burayı seçtik. Gerçekten yani mekan ve sahip olduğu imkanlar çok güzel, çok eğlenceli bir yer. İki gündür burada bayağı eğlendik. Özellikle akşam saatlerinde inanılmaz güzel bir müzik var. Fiyat kalite dengesi güzel. Yani odalar geniş, ferah, çok güzel bir şekilde yapılmış. Voleybol sahası var, müzik dinleyebileceğiniz alanlar var. Zaten kahvaltı ve akşam yemeği konseptiyle hizmet veriyor. Akşam yemeğinde de size tabildot şeklinde bir yemek çıkıyor. Yani o günün menüsü neyse onu size veriyorlar. Onun dışında zaten 24 saat barı açık. İstediğiniz şeyi içebilirsiniz, odanıza yazdırabilirsiniz, sonra ödeyebilirsiniz. Yani anlatacaklarım burayı aslında görmenizi tavsiye ederim. Daha çok kendiniz gözlemleyin ama gerçekten Olympos'ta kalabileceğiniz güzel bir yer. Biz çok beğendik. Antik kent ve plaj zaten hepsi uzakta. Orayı zaten gördünüz. Ona da yani antik kentin girişinde yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta. Ama akşam bu yol boyunca yürüyerek zaten ya da plaja giderken bayağı eğlenceli bir yol zaten. Sıkılmadan yürüyebiliyorsunuz. Böyle iç dekorasyonu da zaten gördünüz. Eğer Olympos'ta konaklamak isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Ha bu arada sahibi Fuat inanılmaz eğlenceli bir arkadaş. Yurt dışı deneyimleri de muazzam. Yani biz dün akşam oturup saatlerce konuştuk ve zaman nasıl geçtiğini anlayamadık. O yüzden bu da çok önemliydi bizim için. Şimdi o zaman rotamıza devam edelim. Şarkı sonsuza kadar söylemek istiyorsunuz.